Ay canım, çok şekersin. Kelebek gibi uçuyor, arı gibi sokuyor, manyak. Telefonum. Arabada kalmış. Layla Hanım çok iyi bir avukattır. Eminim öyledir Barış Bey. Bundan sonra ortak olacağız. Yani sürekli görüşeceksiniz. Anlıyorum Barış Bey. Sorun yaşamak istemiyorum. Yaşamayacaksınız Barış Bey. Barış, bunlar İtalya'dan getirdiğim son trendler. Ve bu renk sana çok yakışacak. Birkaç tane de içeride var, onları da sana gösteririm. Avukat, hayırdır? Boyunun ölçüsünü mü aldırıyorsun? Hiç gerek yoktu, biz hallederdik onu ya, ha? Sen beni mi takip ediyorsun? Mecburen. O kadının avukatlığını bırak diyorum. Sen hala devam ediyorsun. Olmuyor ama. Barış, bu mabedime destursuz giren beyefendi kim? Gereksiz bir Muzaffer. Sen dediğim kumaşa bakar mısın? Bayağı yüreklisin avukat ya. Helal olsun vallahi. Ya sen şerefinin iki paralık olmasından hiç mi korkmuyorsun ha? Müvekkilimi bırakmayacağımı söylemiştim sana. Sana bir video göndermiştim. Bir çocuğa çarpıyordun. Çocuk da çok fena yaralanıyordu. Bayağı da acıklı bir hikayeydi hani. Tamam, araba benim. Ama çocuğa çarpan ben değilim. Artık bunu akşam ana haberde, prime time'da anlatırsın herkese. Az sonra. Bende de bir video var. Hem de komedi. Etek de yakışmış. Senin tarzın kim? Eğer o görüntüyü kullanırsan ya da ailemi bir daha rahatsız edersen hiç düşünmem, veririm yayına. Madem özel şoförsün, bize de şöyle özel bir şeyler yaparsın. Sen ne diyorsun ya? Ya gidin başımdan. Ne oldu? Bizi mi beğenmedin? Bir dakika. Şimdi konuşun bakalım, hadi. Hadi. Vay, bak sen dişliymiş de ha. Yürüyün gidin buradan. Vallahi kafanızı falan patlatırım sizin. Hadi. Eğer bir daha bu kıza yaklaşırsanız Bilal babanız Bilal anne olur. Ona göre. O ne demek ya? Git kendisine sor. Hadi bas. Yürü. İyi misin? Bir şey yaptılar mı sana? İyiyim ben. Ama bembeyaz olmuşsun. Korktum biraz. Teşekkürler. Bitir onu. Benim yüzümden başına bir şey gelseydi kendimi affetmezdim. Kimdi o adamlar? Ne istiyorlardı sizden? Boş ver, kapandı konu.
Bir daha karşımıza çıkmayacaklar. Destursuz, izansız, adapsız ve de edepsiz. Burası sizin özel terziniz mi? Duymamış olayım. Ben terzi değil, sanatçıyım. Heykeltıraş gibi. Bir erkeği alır, yontar, cilalar ve bir prense dönüştürürüm. Kızlar da kurbağaları prense dönüştürmek için öperler ama sonunda kendileri kurbağa olur. Aslında şoför değil, filozoftur aslında Muzaffer. Kalk. Dön, dön, dön. Sen her gün mü böyle giyiniyorsun? Yoksa bu salmışlık bugüne özel mi? Salmışlık mı? Canlı renkler. Tamam. Muzaffer, ne yapıyorsun? Senin göz zevkini kurtarıyorum. Bu görüntüye her gün maruz kalma diye. Beğendiniz mi Filozof Hanım? Evet, çok. Yani tam benlik, çok rahat. Çok teşekkür ederim. Bir sürü rengi var. Artık Barış'ın gözüne eziyet etmeyi bırakırsın. Hadi gel, biz diğer renkleri değiştirelim. Efendim Teo. Alo patron, bu robot resimle bir eşleşme çıkmış. Harika, kimmiş? Vallahi söyleyeceğim de Hakan'ı dövmek istersin diye korkuyorum. Ne yalan söyleyeyim. Efendim Cülmeten, iyi günler. Vay, Barış abim gelmiş. Keyifler nasıl abi? Müthiş Hakan, müthiş. Keyifler müthiş. Ay Barış'cığım, bizde de keyifler müthiş. Ay nasıl heyecanlıyız bir bilsen. Teyze, ironi yapıyorum, hiç iyi değilim. Maalesef. Barış'cığım ne oldu, bir şey mi oldu? Robot resmin sonuçları çıktı. %85 eşleşme var biriyle. Ah, kimle eşleşmiş? Barış, hadi söylesene kimmiş kadın? He vallahi teyze, kimmiş? Bakın. Kim Kardashian'la eşleşti fotoğraf? Ah, kimmiş kız? Hakan! Kaç, kaçma, gel buraya. Kaçma diyorum sana. Çabuk buraya gel. Dur, çabuk dur, buraya dur, gel. Dur, çabuk. Dur, gel buraya, gel. Ne oldu oğluma, dur. Yani şimdi bu kızcağız o koskoca kaldırıp Hollywood'dan geldi. Senin arabanı çalıp kaza yaptı, öyle mi? Vallahi ben şey yapamadım teyze. Yani aklımda kalan yüz böyle gibiydi. Hakan, biz bu işin ciddiyetini sana nasıl anlatacağız?
Küçücük bir çocuğa çarpmakla suçlanacağız. Farkında mısın? Vallahi farkındayım Barış abi. Ya yemin ederim düşünmekten kafam çatlayacak. Of anne ya. Ay kafa travması olacak oğluşum Barış'cığım ya sen de. Teo sen de hani kulübün kameralarına bakacaktın. Ne oldu? Baktın mı silmişler hepsini. Ben ne yapayım yani? Şimdi kafan çatlasa da patlasa da o geceyi hatırlayacaksın. Tamam mı Hakan? Hadi güveniyorum sana. Ay ay öleceğim yani kahırdan. Kaderimi yeniden yaz Allah'ım. Bana verdiğin bu güzelliği al. Yerine güzel yazılar yaz. Patron bak ben bulacağım bir yolunu tamam mı? Bana güven. Sıkma canını ya. Ya o zamana kadar Aslı arabayı bulursa? Açıklayamayız Teo. İnanmaz. Ya biliyorum ama olmayacak öyle bir şey. Bak Teo sözü. Vallahi. Adam ya. Ay ben yetişemedim diye taksiye mi bindi acaba? Ay ben üstümü de değiştirmedim. Of anne ya. Barış Bey, günaydın. Ben de sizi göremeyince. Barış Bey. Barış Bey, çıkmıyor muyuz? Barış Bey, iyi misiniz? Bir şey mi oldu? Efendim Ateş Böceği, ne oldu? Yollarda mı kaldın yine? Yok, patronun evindeyim. Ama patrona bir şey olmuş ya. Ne yapacağımı bilemedim. Ne olmuş patrona? Böyle beni görmüyor, duymuyor. Ne yapacağım? Tamam, sakin ol şimdi. Çalışma masasında mı? Evet. Nereden anladın? Tamam, tamam. Öyle çalışırken kopar dünyadan sana kopuğu denk gelmiş. Bir şey yok. Çalışma modu diyorsun. Aynen öyle. Yalnız bak ben sana söyleyeyim. Çalışırken o bayağı bir gergin olur. Şimdi yanına çok yaklaşma da sana patlamasın. Tamam mı? Hmm. Tamam. Sağ ol. Sağ ol diyorum. Ne güzel çalışıyor. Seviyor işini. Şeye takıldı kafası. Orayı çözse rahatlayacak. Kahvaltı etti mi acaba ya? Thank you.
sadece kahve içmiş. Yazık. Bekar erkek de ne acıklıymış ya. Açabilirim davayı. Günaydın. Günaydın. Ben kahvaltı mı ettim demin? Evet. Menemen yediniz. Hem de soğanlı. Evet. Siz de mi ya? Barış Bey, bunun tadı soğanlı çıkar. Öbür türlü olmaz. Tamam, biliyorum da. Yiyemezdim ki ben. Vallahi afiyetle yediniz. Hem zihniniz de açtı galiba biraz. Sanki. Eline sağlık. Afiyet olsun. Ben giyineyim, çıkalım. Şey Barış Bey. Ben de üstümü değiştirebilir miyim? Ben sizin tabii kafanız başka alemde olduğu için gülemediniz bana ama ben bugün biraz şeyim. Yani diyorum ki Muzo Bey'inkilerden giyeyim. Onlar yanında nasılsa. Gayet güzel bence. Ama sen bilirsin.
Yok, rahat edemem ben. Teşekkür ederim. İyi. Ha, pardon. İyi idare ettin beni. Bravo. Çalışırken başka birine dönüştüğümü söylüyorlar. Çoğu insan yanımda ne yapacağını bile bilemiyor. Tek istediğiniz dikkatinizin dağılmaması. Ne var ki bunda? Böyle düşündüğün halde mi hazırladın kahvaltıyı? Ama siz kendiniz gelmeseydiniz ben ilişmeyecektim ki zaten size. Ya ben de öyleyim ders çalışırken. Annem de bana aynısını yapar, yemek yedirir. Yani yemek yemek zihni açarmış da. İyi bir adam bu ya Aslı. Biraz gel gitti ama kalbi güzel. Vallahi bak. Sen de tribe girip durma artık. Gidecek miyiz? Müzik açabilir miyim diye soracaktım da siz çalışıyorsanız. Tabii tabii, açabilirsin. Şirin ne oluyor? Ne bu ses? İlayda Hanım. Kendisini oda düzenliyor. Ya patron, bu Gökhan'ın odasına el koymuş, bir şeyler yapıyor orada. Şunu bir, şunu kaldır bakayım. Ha bırak, bırak Sıdıkacığım. Sen, günaydın hayatım, sen gidebilirsin. Çok heyecanlıyım. Heyecanlı olman güzel de, böyle emrivaki yapman pek hoş olmadı. Ha. Ama şimdi Barış'cığım yani ben odamı seçemeyecek miyim? Aşk olsun yani. Mesele o değil İlayda. Böyle kendi başına hareket edeceksen bu işi yürütemeyiz. Ortaklık fikir birliği gerektirir. Çok haklısın. Ama şimdi yani sonuçta benim de bu ilk ortaklığım. Hem belki sen benim bilmediğim şeyleri bana öğretirsen daha kolay olur ha. Seninle müthiş şeyler yapacağız biliyor musun? Türkiye'nin en iyi hukuk firması olacağız. Bence de. Yeter ki ortaklık ilişkisini doğru oturtalım. Tamam canım, merak etme. O zaman odayı sonra hallederiz. Sıdıka! Burası dünyanın en iyi 4. fizik tedavi merkezi. Başhekim arkadaşım. Çiçeğin dosyasını inceledi. 6 ayı çok fazla buldu. 3 ayda yürüyebileceğini düşünüyor. E tabi bunun için Çiçeği görmesi gerekiyor. Yarın sabah orada olmanız lazım. Sizinle en iyi şekilde ilgilenecekler. Çok iyi bir yere benziyor. Sağ ol. Aslı. Randevunuz ayarlandı. Gitmeniz şart. Barış Bey, iptal etsek sizin için çok sıkıntı olur mu? Yani burada özel sigorta falan diyor. Belli ki biz karşılayamayacağız. Siz bir şey karşılamayacaksınız ki zaten. Yoksa yine sana yardım ettiğim için bağırıp çağıracak mısın? Yok, olur mu hiç? Aksine Çiçek'le ilgilenmeniz, nasıl desem, kalbimi titretti. Ama kabul edemem. Sağ ol. Hangi çalışanım olsa aynı şeyi yaparım. Yani sana özel bir şey değil. Çiçeğin iyileşmesini istemiyor musun? İstemez miyim hiç? Kabul et o zaman.
Bunda yanlış bir şey yok ki. Tamam. Kabul ediyorum. Ama bir şartım var. Anladım. Maaşından kesilecek. Ben ilk defa bir patronla çalışıyorum. Sandım ki dayanamam. Mutlaka bir arıza veririm. Ama siz her gün beni daha mahcup ediyorsunuz. Barış Bey. Burada kal.